FA Kupası'nda kupanın en sempatik takımlarından bir tanesi son iki sezondur. Crawley Town evinde Stoke City'yi ağırlayacak. Pazar günü öğlen İngiltere saatiyle karşılaşma başlayacak. Tony Pulis'in federasyonun bu maç saati ayarlama konusunda haksız davrandığını söylüyor. Perşembe gecesi kuzeyde kendi evlerinde Valencia ile oynayacaklar. Çok önemli bir Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkacaklar. Perşembe gecesinden sonra cuma ve cumartesileri var. Pazar günü öğlen Londra yapacakları uzun yolculuktan sonra öğlen de maça çıkacaklar. Crawley karşısına. Crawley bu hafta Lig 2'de, yani İngiltere'nin 4. seviye liginde Swindon'a yenildi. Fakat geçen sene bu lige çıkmışlardı. Bu sene yine Lig 1'e çıkmak için büyük bir çaba içindeler ve çıkma şansları hala devam ediyor. Geçen sezon hatırlayacaksınız, Crawley'nin FA Kupası macerası Old Trafford'da bitmişti. Manchester United'a düştükleri için kulüp binasındaki, hatta kulüp barındaki diyelim, kura çekim sırasında herkes sevinçten birbirine sarılmıştı Manchester United çıktığı için. Steve Evans menajerleri, Crawley'nin de finansal gücü oldukça fazla. Dolayısıyla iyi oyuncular transfer ediyorlar. Steve Evans'ın da bunda tabii ki büyük bir katkısı var. Çok mücadeleli, vazgeçmeyen bir futbol oynuyorlar. Karşılığında da yorgun bir Stoke City olacak. 5. turda işin içinde Crawley olduğu için mutlaka sürpriz aranması gereken bir karşılaşma diye düşünüyorum. Alt seçeneği bence banko bir seçenek. Az gollü bir maç olacak. Crawley'nin sahası ağırlaşan bir saha. Dolayısıyla bol çamurlu ve mücadeleli bir maç olacak. Stoke City'nin de çok fazla bu maçtan hücuma yönelik bir aksiyon beklemiyorum işin açıkçası. Onlar da kazasız belasız bu maçı atlatmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla alt seçeneği ön planda ama mutlaka sürpriz aranması gereken bir karşılaşma. Stoke City'nin bence önceliği bu maçı berabere bitirip işi Stoke City'ye, kendi sahalarına Britanya taşımak olabilir. Dolayısıyla Crawley yenilmez de aslında hiç de kötü bir seçenek değil diye düşünüyorum.